أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Sadakallahul azim. Evet, bugünkü dersimizde inşallah avamilden ismini nasb eden, haberini raf eden bölümü işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi avamil 100 maddedir. Bunun 60 adedi amil, yani işlem yapan, 30 adedi mamul, işleme uğrayan ve 10 adedi de amel ve irabtan ibarettir. Yani işlemdir. 10 adet işlem vardır. Yani harekenin değişmesi bir işlemdir. Bir harfin irab olarak başka bir harfe dönüşmesi başka bir işlemdir. Veyahut da işlem, yani amel ve irab dolayısıyla bir amilin bir mamulde, yani bir işlem yapanın işleme uğrayanda, mesela bir harfi hasfetmesi, nunun hasfı, bu da ayrıca bir işlemdir. Bu amel, amil ve mamul şöyle bir misalle açıklanabilir. Bir fabrikada mesela 60 tane amil var. Yani avamili teşbih yapıyoruz. 60 tane amil var. Ve bunlar 30 farklı tezgahta veya makinede çalışıyorlar diyelim. Yani bir şey üretiyorlar. Ve bu üretimi yapabilmek için de ellerinde 10 çeşit alet var. Yani başka yok, fazla yok. 10 şey, yani 10 işlem yapabiliyorlar, 10 şey üretebiliyorlar. Bunların tamamı 100 yapıyor. Avamil de aynı şekilde böyledir. Yani harfler vardır, bunlar amildir. İsimler vardır, fiiller vardır, mamuldür. Ve irab amel, yani işlemler de harekelerin, harflerin veya nunun değişmesiyle olur. Yani harf ve harekenin değişmesiyle nunun hasfıyla olur. Bunun tamamı 100 eder. Mesela harf-i cer konusunda 20 işçi, yani amile aynı tezgahta çalışıp bir tek cismi cer ediyorlardı. Yani bir şey üretebiliyorlardı. Diğer işlemleri yapamıyorlardı. Bunlar da harf-i cerdi. Yani bir ismi kesre okutuyor ama başka bir iş yapamıyor. Şimdi bu günkü dersimiz Semai Amil'in ikinci nevi hakkında. İşte bu önümüzdeki harfler, 8 tane harf bunlar. Bunlar da ismini üstün okutuyor. Haberlerini de ötürü okutuyor. Bunlar dediğimiz gibi 8 tanedir. Evet. Şimdi bu kısmı ben avamilden aldığım gibi buraya yazdım. Hem Arapçasını okuyup manasını vererek hem de izah ederek devam etmek istiyorum. Demiş ki İmam-ı Birgibi Hazretleri avamilinde Enev-ü Thani, ikinci çeşit, nevi çeşit demek, biliyorsunuz. Çeşit anlamına geliyor. Bunlar nedir? Hurufun, burada hurufun bir takım harflerdir. Bir takım harflerdir. Öyle harfler ki tansibul isme, şurada diyelim, bir tane ismi nasb ediyor. Yani üstün okutuyor. Üstün okutuyor. Ve terfa'ul habere, haberini de ötürü okutuyor. Bu gelecek olan 8 tane harf. Vahiyye, bu harfler kaçtır? Temanin
Semanin sekizdir. Birincisi el evveli birincisi nedir? İnne, inne harfidir. Misali, nahvu inna Allah Teala alimu külli şeyin. İnne. Yani inne ne yapmış burada? Ya önce bir manasını söyleyelim. İnna Allah muhakkak, mutlaka yani şüphesiz Teala olan Allah, yüce olan Allah nedir? Alimu külli şeyin. Her şeyin bilicisidir. İnne ismi olan Allah'ı nasbetmiş, yani üstün okutmuş. Alimi olan haberinde ötre okutmuştur. Birincisi böyle. Ve thani, ikinci harf nedir? Enne, ennedir. Misal nahvu i'taqadtu enne Allah Teala kadirun ala külli şeyin. İ'taqadtu ben itikad ettim, inandım. Enne Allah'a muhakkak ki Allah nedir? Kadirun, kadirdir. Yani gücü yeticidir, kudret sahibidir. Ne üzerine? Alâ külli şeyin, her şey üzerine. Burada külli, yani tabi asıl konumuz külli değil ama külli her şeyi kapsıyor. Tüm alemde ne varsa hepsini kaplıyor. Ama bizim konumuz enne. Enne ne yapmış? Enne Allah'a. Burada Allah'ı üstün okutmuş, ismi olduğu için üstün okutmuş, Kadir'un haberini de ne yapmıştır? Ötre okutmuştur. Başka bir misal verecek olursak, mesela Ezan-ı Şerif'te ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah, enne misal ve eşhedü enne enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ezanda, değil mi? Asıl nedir bunun? İnne Muhammeden Resulullah'tır. Ama önüne bir itikattu, mesela eşhedü, değil mi? Eşhedü geldiği için eşhedü gelince inne enne oluyor. Yani biraz mef'ulü bihi gibi enne oluyor. Yani kesreyken üstün oluyor, değil mi? İnne enne oluyor. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah. Böyle bir misal. Ve thalithu üçüncüsü nedir? Keenne, keennedir. Ne gibi? Nahbu keenne, keennel harame narun. Sanki haram, değil mi? Keenne, kef, teşbih içindir, benzetmek içindir. Keennel harame, sanki haram. Nedir? Narun ateştir. Yani haberi burada ötre okutmuştur. Kehenne haberini. İsmini de El Harame'yi de üstüne okutmuştur. Ve Rabi'u dördüncüsü, yani dördüncü harf. Yani burada El Rabi'u El Harfur Rabi'u takdirindedir. Yani dördüncü harf nedir? Lakinne, lakinnedir. Ne gibi? Nahvu mazale, mafazel cahilu, lakinnel alime faizun. Mafaze, kurtulmadı. Yani kurtulmaz. Kim? El cahilu, cahil. Cahil derken, yani Allah'tan, kitaptan haberi olmayan bilgisiz kişi anlamında. Yani her cahil derken öyle. Her cahil maksat burada kastedilmiyor. Yani el cahilü billah. Değil mi? El arifü billah var, el alimü billah var, bir de el cahilü billah var. Allah'ı tanımayan, kitabı tanımayan insanlar kurtulmaz. Lakin el alime, lakin alim nedir? Faizun, kurtulucudur. Burada lakin de yine el alime ismini üstüne okutmuştur. Faizun haberidir. Haberi de ötüre okunur.
Mesela isimlerle bir misal verecek olursak, bizim meşhur Zeyd var, Amr var Arapçada. Diyelim ki ve kale ya kame diyelim. Makame Zeydun lakinne Amra faizun. Yani Zeyd kaim olmadı, ayakta değildi. Lakin Amr nedir? Ayaktadır. Yani lakinne Amran dersek. Tabi burada el alime de el takısı olduğu için bir tane üstün var. Ama el takısı olmazsa değil mi? Lam tarif olmazsa lakinne Amran, yani iki tane üstün olur o zaman. Lakinne Amran diye iki tane üstün olur. Şu şekilde böyle olur. Çünkü el yok önünde. Evet. Mekame Zeydün lakinne Amran kaimun misal yani. Böyle hayattan bir misal verecek olursak. Sonra vel hamisu leyte. Vel hamisu beşinci harf nedir? Leyte'dir. Ne gibi? Nahvu leytel ilme merzukun li külli ahadin. Keşke, leyte keşke manasına. Keşke ilim herkese nasip olsaydı. Ya burada merzukun tabi rızık yenilen içilen şeyler denildiği gibi nasip manasında da kullanılabiliyor. Yani keşke ilim herkese nasip olsaydı. Veya şöyle de anlaşılabilir. Keşke ilim herkese rızık olsaydı. Yani yenilerek, içilerek alınabilen kolay bir şey olsaydı gibi de anlaşılabilir aslında. Burada yine leyte el ilme ismini fete okutur. Merzukun onun haberidir. Bu da aynı haber olduğu için ötürü okunur. Mesela bir isimle misal verelim. Leyte Zeyden Merzukun bil ilim. Ve keşke Zeyd'e ilim nasip olsaydı. Değil mi? Gibi mesela. Leyte Zeyden Merzukun. Burada haberi. Ve sadisi altıncısı nedir? Lealle lealledir. Ne gibi nahvu? Leallallahe teala gafiru zembi. Lealle umulur manasına. Umulur ki Allah'a ismidir. Umulur ki Allah Teala Hazretleri Celle Celaluhu nedir? Gafiru zembi. Günahımı affedicidir. Değil mi? Burada gafiru zembi diye gelmiş. Burada merzukun gelmiş. Burada gafirun gelmemiş. Niye? Çünkü burada muzaf ve muzafın ileyh durumu vardır. Yani böyle bir izafet durumunda muzafın tenvini düşer. İki ötre ise bir ötre kalır. O zaman gafiru zembi okunur. Umulur ki Allah benim günahımı affeder. Mesela diyelim ki Zeyd'den bir mektup bekliyoruz. Diyoruz ki lealle Zeyd'en katibu risaleten. Yani umulur ki Zeyd bir risale, bir mektup yazar gibi denilebilir. Yani lealle Zeyd'en katibu risaletin veya katibu risaletin de olur. Umulur ki Zeyd bir risale, bir mektup yazar. Evet. Ve hâze sittetü demiş. Hâzihi de olur. Çünkü sittetü şey, müennes. Ve hâze sittetü
Bu altı tanesi neymiş o altı tanesi? İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Bu altı tanesi. Tüsemma isimlendirilir. Ne diye isimlendirilir? El hurufe harfler diye isimlendirilir. Öyle harfler ki el müşebbehete benzeyen. Neye benzeyen? Bil fiili, fiile benzeyen. Yani bu harfler fiile benzeyen isimler diye, yani bu altısı fiile benzeyen harfler diye isimlendirilir. Şimdi fiile benzeyen harfler bir cümlede yer aldığı zaman o cümle ne oluyor? O harf mana fiil oluyor, değil mi? Yani öyle bir şey var. Mana fiil olmadığı halde fiil manası var. Bunlar da fiile benzediği için bunlara da fiile benzeyen harfler diyoruz. Altı tane. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Şimdi iki tane daha kaldı. Ve sebi'un, yedinci harf nedir? İlla, illadır. Öyle illa ki fil istisnail munkati'i. İstisnai munkatı'da gelen veya istisnai munkatı maksadıyla gelen illadır. Ne gibi? Nahve el masiyetu mübaidetun anil cenneti illa ta'ate mugaribetun minha. El masiyeti, masiyet yani isyan. Masiyet mimli mastardır, değil mi? Asa, yasi, masiyetin. Masiyetin diye gelir. 32 tane semai mastarlar vardı. Bunları da derse görmüştük. Kamp dersinde. 32 taneydi bunlar. Bunlardan birisi mesela asa yasi isyan olarak gelir veya masiyet olarak gelir. Masiyetun. Yani ye'nin şeddesi yok. El masiyetu mübaidetun. El masiyetu isyan. Allah'a isyan etmek nedir? Mübaidetun uzaklaştırıcıdır. Neden uzaklaştırıcıdır? Anil cenneti. Allah'ın cennetinden uzaklaştırıcıdır. İlla taate, taat müstesna. Yani taat bunun dışında. İsyan gibi değil. Nedir? Mugarribetü minha, cennete yakınlaştırıcıdır. Yani buradaki munkatı taat var illadan sonra. Bir de cümlenin başında masiyet var. Yani bu ikisi birbirinin zıttı olduğu için bu istisnai munkatı oluyor. Mesela istisnai mutlasıl da var, değil mi? İstisnai muttasıl diye bir mefhum var. Misalen, La ilahe illallah, La ilahe, hiçbir ilah yoktur. Hepsini nefy ediyor. Cinsi nefi için olan da biraz sonra geliyor 8. İllallahu, ancak Allah vardır. Şimdi burada bu istisnai muttasıldır. Yani La ilahe var, illallah var. Hazreti Allah'ın da ilahlık vasfı olduğu için bu istisnai muttasıl oluyor. Yani illallahu diye zamme okunuyor. Burada illa taate diye fete okunuyor. Onun için bu istisna bahsi biraz karışık bir bahis. Şimdilik bu kadar yeter. Ethaminu 8. harf nedir? La harfidir. Bakın la ilahe dedik ya demin. Ama ne için olan da? Yani birkaç tane la çeşidi var ama bu linefil cinsi. Cinsini nef için olan bir la'dır. Ne gibi? Nahu la fa'ile şerrin faizun. La fa'ile şerrin hiçbir şer işleyen, yani tamamını kapsıyor. O ne olsun ama. Şer işleyen herkes değildir. Nedir değildir? Faizun kurtulucu değildir. Yani burada faile ismini nasip etmiş, yani üstün okutmuş. Bu şu anlama geliyor. Bu cinsinde fiil olan bir la'dır ve tüm failleri kapsar. Hiç affetmez. Hiçbirinin dışında bırakmaz. Tüm failleri kapsar. Bunların hepsi nedir? Kurtulucu değildir. Mesela leyseye benzeyen bir la vardır. O da
üstünü okutmaz. La fa'ilun okutur. Bu ileriki derslere gelecek. O zaman o tamamını kapsamıyor, bazılarını kapsıyor. Mesela la fa'ilü şerrin deseydi, o zaman bazı şerler, şer sahipleri kurtulucu değildir derdi. Ama la fa'ile dediği zaman tamamını kapsıyor. Hani la ilahe illallah'taki gibi, la ilahe hiçbir ilah yoktur. Yani hiç, hani tasavvufta nefi ve ispat denir. La ilahe, önce sen bütün putları temizleyeceksin göğsünden, kalbinden, gönlünden. İllallah, ancak Allah var diyeceksin. İşte buradaki la cinsi nefi için olan bir la'dır. Tüm, yani tevhiddeki tüm ilah, ilahım diyen veya ilah diye adlandırılan tüm putları nefyeder. İllallah, Allah vardır der. Bu da böyle sekizinciydi. Beraber tekrar sayalım. İnne, önceki sayfaya gidiyorum. İnne, inne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle, illa, la. Evet, ilgi ve alakanız için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Fakülte hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler aşağıda verilen bu adresi not edip bakabilirler. Şimdi videodan tıklama imkanı yok. Ama böyle kısaca zaten ctu.edu.eu, yani biliyorsunuz EU Avrupa için, Edu'da Education, yani Bildung Education, öğretim, STU'da şeydi, Colorado Teolojik Üniversitesi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.